Bakalım çeyrek altın kimin olacak? Hatice'nin tabağı acaba hangisi? Kime 5 puanı verirsen asker ona çeyrek altın takacaksın. Şimdi dönebilirsin hayatım. Dön bu tarafa, yine hareket etmiyorsun, kal orada. Hadi bakalım, buyurun. Tat, bak. Farklarına bak tabakların. Kereviz salatası yaptık bugün. Bütün kızlarım kereviz salatası yaptı. Senin karın nasıl yapardı? Hangi tabağa 5 verirsen çeyrek altını ona takmış oluyorsun. Birikime vereceksin. En ihtimali düşük olan hangi tabak? Peki. Beş. Birinci onunla kaldım. İkinci bunda kaldım. Peki, 4 ile 5 sence hangisidir senin Hatice'nin tabağı? Hadi bakalım, peki onu çok düşündün. Gel Hatice, gel böyle. Peki, çeyrek altını taktık ama kime taktığımızı bilmiyoruz. Önce hangisini açsam? Peki, 2'den açayım. İlk buna verdin galiba, bu hiç olmaz dedin. Bak tabağın her yerine öyle bir süs yapmış. Ve 2 numaralı tabak... İki numaralı tabak Zeynep seninmiş. Peki, 3'ü açayım. Ve 3 numaralı tabak. 1-2-3 zaten asla eşimin değil dedi. Açtım, Suzan'ın çıktı. 4'ü mü açsam acaba ya? 4 mü 5 mi dedin? Ha? 5 dedim hemen. Peki ama bu da en yakın tabak dedi. İki arasında kararsız kalmıştın. Bakalım kararsız kaldığın iki tabaktan birisi... Ebru'nunmuş aslında. Fatma sen kaldın. Gel Fatma'm. Gel. Aman dikkatliyin oralardan. Yavaş. Ver elini bana. Gel kuzum sen. Şimdi ya Fatma'ya taktın ya Hatice'ye taktın. Bakalım çeyrek altın kimin olacak? 1 mi 5 mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Şunu bir açmadan önce bir düğün fotoğraflarını görebilir miyim? Bakayım kim ne kadar altın takmış kendine. Taktırmış. Bak şimdi Suzan, Zeynep, Hatice, Ebru. 4 gelinimi de yan yana görüyoruz. Fatma, senin niye düğün şeyin yok kız fotoğrafın? Benim yok. Ben çünkü kaçarak evlendim o yüzden. Ha, sonra yapaydınız. Pandemi falan olunca o yüzden yapmadık yani. O yüzden yok yani benim öyle bir fotoğrafım. Peki Sağ böyle... Olsun. Sağlık olsun tabii ama böyle düğün fotoğraflarını görünce nasıl hissediyorsun? İnsan biraz tabii ki de duygulanıyor yani ama eşim yani her zaman söylüyor durumum müsait olunca her zaman giydireceğim sana diyor. Evet ya bir gelinlik. O yüzden ben de onunla ya mutlu oluyorum tabii ki de öyle söyledikçe. O yüzden inanıyorum ki bana yani o giydirecek elbet bir gün o gelinliği. Bence de ama istiyorsun. Yani illaki herkes ister. Kız ama size işte hep bak, söylüyorum çok... işte ben. Kaçma. Söylüyorum yani kaçma. O yüzden ailem vermeyince öyle oldu. İkna edemediniz mi aile? Yok, hayır. Yani bilmiyorum, olmadı, istemediler. Kaçma. Anne Hayırlısı babayı böyleymiş. Bırakılıp kaçılmaz. Bak işte o hem anam baban yanında olurdu. Ne bileyim, keşke ikna edebilseydiniz. Şimdi keşke bilemiyorsun ki, kaçmaya çok karşıyım ama burada öyle hikayeler duyuyorum ki... ...hani anne baba da nasıl olsa evlenecekler yani. Kötü yola gitmeden en azından telli duvaklı gelin çıksın kızınız evden, ne diyeyim? Öyle ama işte... Ne diyeyim vermediler. Canlar sağ olsun artık bir şey diyemiyorum. Başkasına falan vermeye kalkmadılar değil mi? Yok hayır yani diyorlardı mesela hani iyi bir yere git. Hani rahat et öbür boyu öyle istiyorlardı. Canım sen sevdikten sonra artık. Yani evet işte onu biraz düşünmediler. O konuda Fatma, bir şey diyemem. Canım biraz annenin babanı hani ikna etseydin biraz bekleseydin hani ona göre kaçsaydın. İkna belki kaçtığın çalıştık. Kişi iyi olmazdı. Karşına iyi biri çıkmazdı. Çok o da şükür kaçtığım kişi ki çok iyi biri yani. Kötü birine denk gelseydin evet tabii ki de denk gelebilirdi ama yani böyle biri denk gelmedi bana. O yüzden ben kaçtığım için
Mutluyum yani. Ya mutluysan bize... Keşke yani ikna edebilseydin dediğin doğru ama edemedim. Ama kötü olmadı. Biri karşına çıksaydı yani Allah muhafaza hayatım. Fatma haydi bir kötü biri çıksaydı ne yapacaktın? Geri nereye gidecektin? Allah korusun. Evet haklısınız o konuda. Evet kötü biri de çıkabilirdi ama çıkmadı. O yüzden bileziklerim olaydı, bir takım olaydı, senin de olaydı, ekranda güzel bir gelinliğin olaydı. Ben halimden gayet memnunum. Sağ olun. Ya. Ne desin kız şimdi? Yani. O da ister zaten söyledi ama kocası yapar ona inşallah. Hadi bakalım peki. Suzan, Zeynep, Hatice, Ebru. Bütün gelinlerimi görüyorum. Bakalım şimdi altın kime gidecek? Bize gelecek. Size gelecek Uğur. Kar abi bence benim bebeğime şu an şimdiden çeyreği sen taktın yani sağ olun. İnşallah. Teşekkür ederim. Hayırlı bebekten olsun dolayı inşallah. Düğünde de takılmadı o yüzden sizler sağ olun burada takıyorsunuz nasıl yani. Nasıl kısmettir. Evet sağ olun. Nasıl, Uğur'un yüzü nasıl güldü yalnız. Hadi bakalım Fatma daha Hanım, bilmiyoruz. Çok beklersin. Bunun yanına bir tane daha takmayı düşünüyorum. Maalesef öyle gözükmüyor. Altın altını çeker. Yok çekmez ya. Altın bu sefer izi çekti. Aa, Uğur bak çok nadir konuşuyor. Uğur bu sefer bizi çeker. Oy, bakalım. Çok utangaç kendisi. Nasip. Ay seninle konuşsun. En önemlisi o. Peki evet. Bir mi? Beş mi? Hatice mi? Yoksa Fatma mı? Bakalım 5 puanı yani çeyrek altını kime verdi asker ve kız Fatma bebeğine taktık çeyrek altını. Hayırlı evet. Olsun, uğurlu olsun. İnan ki çok o da mutlu oldu. Bebeğe hediyemiz olsun. Aynen ederim. Bebeğime çok çeyrek takılmadı. Bak inşallah seninkine takıldı, mutlu oldum valla. Çok sağ olun. Uğur gel. Gel. Vallahi Uğur da ilk defa konuştu ama çocuğun içine doğdu yani kız gerçekten. Yani sen beni nasıl bulamadın canım? O kadar ceviz koydum. Ceviz hastasısın mübarek. Yani bari bir cevizden çıkarsaydın püf noktayı. Eyvah. Yani bu kadar. Bir de bir verdi kız bir de sana. İş yerinde yemek yiyor, yiyor, geliyor. Benim yemekleri de şapşurup yiyor. Şapşurup yiyor. Abla demek ki yani bilmiyormuş, tanımıyormuş seni. Ben iyi tanıyorum. Canım üzüleceğine bir de gülüyorsun yani. Evet, pes diyorum yani. Yani. Üzülmenin bir anlamı yok. Nasip kısmettir. Bir tane aldın abla yeterli sana. Git Allah aşkına canım valla yapamadın. Valla Asgar abi ya da sürelim. Var yemeğine bak, var yemeğimize bakalım. Hadi hadi git yemeğine bak. Dur şimdi gidemez daha. Dur daha çeyrek altın takmadık. Çocuğunuzun adı belli mi Uğur? Almina. Almina. Hayır o bizim doğan kızımızın ismi Almina. Bu belli değil de kız mı erkek mi onu bilmiyorum. Ha tamam olsun. Almina'ya takmış olalım. Yenisine evet. Yenisi gelsin inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Bunu yeni doğan için. Ha, ama bunu daha ismi belli değil. Daha 2 aylık daha. Olsun bebek diyelim. Bebeğimizi evet takmış olduk. Uğur, hadi bakalım. Orada bir tane kalmasın. Herhalde bir tane tak. Tamam. Biri sevinir biri canım, üzülür. Gül çeyreği gönderdim bir de gül. Sen bir tane aldın abla yeterli sana bir tane. Peki o zaman mutfak temizliyorsunuz, sofrayı kuruyorsunuz. Tamam. Yemekte buluşuyoruz güle güle harcayın. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.